Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bizler iyiyiz çok şükür. Bugün sizlere mutfakta bir şeyler çekmek istiyorum. Canım ne zamandır pide istiyordu. Ramazan gelmeden şöyle bir pide yapmak istiyorum. Tarifine baktım işte. Bana uygun olanı bir tane seçtim. Nefis yemek tariflerinin bir tarifini yapacağım. Ben de birkaç malzeme çıkarttım işte. Sucuktur, kuşbaşı vardı bende. Küçük küçük kestim onları. O şekilde yapacağım. Yapabilirsem bir de uydurma somi tatlı yapacağım böyle. Evet anneciğim. Özellikle İstanbul'da olanlar Çengelköy'e gittilerse bilirler. Orada böyle kremalı, işte bisküvi parçalı, meyveli, bol çikolatalı tatlıların olduğu kafeler vardır. O tarz bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem. Bu şekilde arkadaşlar. Eşim de aşağıda birkaç işi var böyle. Teknik servis işleri. Onları halletmeye indi. Onları yapıyor. Çok güzel bir gün. Cumartesi. Ama maalesef tekrardan İstanbul'a yasaklar geldi. Biliyorsunuz ki. Bakalım ne olacak. Allah yardımcımız olsun. Bir önce bu virüs geçer inşallah. Bir önce kurtuluruz inşallah. Ülkecek refaha ereriz bu durumda. İnşallah diye dualarımızı ediyoruz. Etmeye devam ediyoruz. Vesaire vesaire. Fındık da yeni kalktı sayılır. Biraz geç uyudu ve uyanmak istemedi. Ben kaldırdım zorla çünkü sonra gece zorlayacak, bize sıkıntı olacak. Kendisi de tabii ki de döngüsü değişecek, saati değişecek. Işık geliyor öyle anneciğim, böyle tutalım değil mi? Bu şekilde arkadaşlar. Bakalım başlayalım hamuru da yapmaya. Asal izin verirse tabii inşallah. Size detaylarını çekmeye çalışacağım sırayla. Arkadaşlar, şimdi mutfağıma geldim. Malzemelerimi çıkarttım. Size de sayayım neler kullanacağız. 5 bardak un. Şöyle bir bardak kullanacağım, bunu da göstereyim. Kullandığım bardak bu boyda. 200 ml olması lazım. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ. Bu şekerim 2 tatlı kaşığı kullanacağım. 2 tatlı kaşığı tuz. Açayım. 2 tatlı kaşığı da tuz. 1 paket Asal geliyor sandım, o yüzden bir durakladım. Bu kadar malzemelerimiz arkadaşlar. Şimdi büyük bir hamur yoğurma leğenim var. İşte bunun için Semih'e un aldırdım. Evde sadece tam buğday unu vardı. O da maalesef bu tarifleri biraz sert yapıyor biliyorsunuz ki. Ondan sebep beyaz unu aldırdım yani. Böyle 5 su bardağı oldu. Şimdi bunun üstüne 2 tatlı kaşığı, ama dolu dolu değilmiş arkadaşlar. Şöyle silme şeklinde atıyorum. Tuz da hamurun kolay açılmasını engelleyen bir maddeymiş. Bunu da yeni öğrendim. Tabii hamurumuzun güzelce açılması lazım. Bir de ince olması lazım. 2 tatlı kaşığı da yine silme olacak kadar şeker atıyorum. Kadar şekeri de şurada dursun. 1 paket instant mayımı atacağım şimdi. Bunu da bir keselim. Şöyle. Fıstık hoş geldin. Minnosu bebeğim. Asülüma geldi şimdi. Biraz. Evet anneciğim. Yeni kalkışım biraz mızırdanıyor tabi. Şimdi sıvı yağımızı döküyoruz arkadaşlar. Şöyle yarım su bardağı onu da döktüm. Yarım su bardağı, tövbe estağfurullah. Yarım çay bardağı. Bunu da döktüm. Şöyle ben şu elimdeki minicik kaşıkla şöyle bir yapıyorum. Şimdi bunun ortasına şimdi yine havuz yaptım. Şimdi yine aynı bardağımı aldım. 2 su bardağı su ekliyorum. Ilık su diyor. Zaten oda sıcaklığında suyumuz olduğu için ben ekstradan ılıtmıyorum. 2 su bardağı suyumu. Fıstık. Dokunma fıstık. Ama kontrol dökmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir parçacık bıraktım aynı da. İlk başta şöyle bir kaşıkla karıştıracağım. Oldukça yumuşak bir hamur olacakmış. Tarifte o şekilde söylüyor. Bakalım.
bakalım, inşallah başarabilirim. Yani şey yapmak istemiyorum, kendime nazar edilmek istiyorum ama genelde güzel yaparım yani hamur işlerini vesaire. Şey, poğaça vesaire olsun. Yani hepsini güzel yaparım, yaptığımı söylerler. Ama her zaman bir risk. Her zaman bir yeni un kullanıyoruz. Bazen su sıkıntı olabiliyor, tutmayabiliyor vesaire. Şimdi ben bunu yoğurayım güzelce arkadaşlar. Siz yine hızlandırılmış çekimimi izlersiniz. Arkadaşlar, dostlar. Şimdi bunu yoğuruyorum ve size bir şey göstermek istedim. Bayağı güzelleşti hamurum bu arada. Ama tabii yoğurmaya devam edeceğim. İyice böyle gluten açığa çıksın diye. Gluten açığa çıktığında şöyle bastırıp parmağımızı geri çektiğimizde böyle pamur tekrardan eski haline gelmesi ve uzatıp şöyle bir kenarından çektiğimizde de güzelce kokmadan çekiliyor olması, iyice elastik bir hamur haline gelmesi gerekiyor. Gluten çıktığını buradan anlıyoruz ki hem hamurumuz daha güzel olsun hem de bize dokunmasın vesaire. Şimdi ben göstereceğim şey, benim göstereceğim şey daha doğrusu yoğurma şekilleri. Mesela ben anneannemden gördüğüm yoğurma şeklini size göstermek istiyorum. Anneannemin ve annemin yoğurma şekillerini. Anneannemin yoğurma şekli gerçekten bir köy kadını yoğurma şekli. Böyle yoğurur. İki elini yumruk yapar. Ben şimdi yerden daha çok güç aldığım için yere indim. Şöyle size göstermeye çalışıyorum. İnşallah kafam gitti, kapatmaz olur. Ha, bu şekilde. En fazla o kadar yakın ayarlayabildim arkadaşlar, kusura bakmayın. Bakın tam böyle böyle böyle. Hamuru böyle nasıl derler, tekmeleye tekmeleye mi derler artık, ne derler? Böyle yoğurur anneannem. Bu şekilde. Ben de hep böyle yaparım aslında. Ama bu hamur nedense annemin yöntemiyle yapmaya devam ettim. Annemin yöntemi de şu şekilde. Hamuru şöyle katlaya katlaya ve bilekten güç alarak şöyle ittire ittire yoğurur. Siz nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yoğuruyorsunuz? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Bunu izleyen arkadaşlar. Bu arada kanalıma da abone değilsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bu şekilde annem yapar. Bu da kolay ama sanki bu benim biraz bileğimi ağrıtıyor gibi hissediyorum. Bu şekilde yapmak daha hoşuma gidiyor. Anneannemin yaptığı gibi. Şöyle bir mekanizma gibi yapıyorum ellerimi. Bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi ben yine böyle devam edeyim. Yine siz hızlı çekimde izlemeye devam edin. Dostlar, hamurumuz son hali bu şekilde. Pürüzsüz yumuşak bir hamur oldu. Dediğim gibi şöyle parmağımı bastırdığımda bunu çekme hareketini yapıyor. Güzelce yavaş yavaş da olsa şöyle çekiyor kendine. Güzel bir hamur oldu. Çok yumuşak. Neredeyse eline yapışıyor insanın yani. Şimdi bunun kapağı var. Ben bunu kapatıyorum. Üzerine de bir bez koyacağım ve karanlık ve sıcak olabilecek bir yere koyacağım. Daha sonra bir saat kadar bir mayalanacak. Ben de o sırada iç harcımı hazırlayacağım. Şimdi arkadaşlar, iç malzeme olarak ben şöyle kuşbaşılarımı minik minik kestim. Kocaman da bunlar. Bunları minik minik kestim. Hemen bir tava aldım. Ve bunun altını yakıyorum. Isına dursun bu. Daha sonra aslında baktığım tariflerde kıyma kavrulmuyor ama evdeki fırının sıcaklığı yeterli gelmeyeceğini düşündüğüm için sonuçta dışarıda yediğimizde de şey yapılmıyor yani, pişirilmeden yapılıyor. Direkt çiğden, çiğ hamurun üzerine çiğ bir şekilde harç konuluyor ve fırına veriliyor. Ama onlar genelde taş fırında yapılıyor. Yani güvenemedim arkadaşlar. Çiğ kalsın istemedim etim. Böyle ya da sert gelsin istemedim. Biraz ben kavuracağım. Birazcık da domates rendesi ekleyeceğim. Fazla böyle rende falan der ya, rende, en filan bir an öyle çıktı. Neyse, bir tane biber kullanacağım ve birazcık da rendelenmiş domates kullanacağım. Bu kadar arkadaşlar. Tabi biraz tuz, biraz karabiber atarım. Bu şekilde harcımı hazırlayacağım.
Bir de böyle işte peynirli sucuk, böyle kahvaltılıkta kullandığımız peyniri kullanacağım. Fazla kaşarım yokmuş ya da çeçil vesaire uzayan çok bir peynirim yokmuş. Şu kadarcık bunu iyi ayarlamam lazım. Bu şekilde başlayalım. Ben hemen kuşbaşılarımı şöyle ekleyeyim. Minacık minacık yaptım. Yapabildiğim kadar. Bunları şöyle bir soteleyeyim. 10-15 dakika piste yeterli benim için. Asertoş da geldi ve yine kablo bu içinde. Kablolarla oynanıyor şimdi. Kıstım. Bu sıralar üst dişleri Asel'in daha yeni çıkıyor. Belki şaşacaksınız. Asel neredeyse 16 aylık ama üst dişleri daha yeni çıkıyor. O da büyük ihtimalle kalsiyum eksikliğinden dolayıdır. Çünkü uzun bir süre süt ürünleri vesaire tüketemedik. Biliyorsunuz ki. Ondan sebep fıstığın dişleri de içine biraz yağ kalmış. Buna da ip döküyorum. Fıstığın dişleri de tabii ki de geç çıktı ve çok gerçekten bunu çok zorluyor. Hep eli ağzında muhakkak diş çıkartmanın muhakkak zor olduğunu bilir anneler ama bazıları vardır böyle kolay çıkartır derler, sıkıntısız derler. Ya bizimkisi gerçekten aşırı zorladı. Çok zaten uykumuz bizim bölük pörçük. Maalesef dişler de eklenince daha da fena oldu. Dün gece yine mesela kalkıp oturmak istedi. Ben yine bir şekilde uykuya döndürdüm. Bir şekilde dedim. Tabii ki de emzirerek yine uyumasını sağladım. Böyle ara ara şey deniyorum mesela. Emzirerek değil de onun yanına yatarak uyutmayı deniyorum. Birkaç kere bunu yaptım ve başarılı oldu. Ama bazen deniyorum da olmuyor mesela. İlginç yani. Diyorum anı tutmuyor çocuğum gerçekten. Bu şekilde böyle. Altı tamam mı? Açık. Biberimi ekleyeceğim arkadaşlar. O soteleri dursun. Ben daha sonrasında biberi vesaire ekledikten sonra size göstereceğim. Şöyle kavurmamın son hali bu şekilde oldu. Biraz tuz, biraz karabiber. Bir tane köy biberi. Ve altını kapatıyorum artık. Sadece dediğim gibi şöyle bir ön pişirme yapmak istedim ben. Şimdi uydurmasyon tatlımıza geçelim. Şimdi uydurmasyon tatlım için ilk önce bir çikolata eriterek başlayacağım. Bunları ben şöyle dondurma kaplarında yapacağım. Hem görsel olarak da güzel olsun. Biraz böyle magnolia yandıracak ama magnolia da değil. İşte biraz da malzemeleri de göstereceğim arkadaşlar. Yani sevdiğim, yakıştırabildiğim her şeyi çıkarttım ortaya. Ben bunu da Harras'ın kendi çikolatasını kullanacağım. File marketleri bilirsiniz. Bunun çikolataları güzel oluyor gerçekten. Bir küvertür çikolata bu. Bu şekilde. Fiyatları da diğer marketlere göre uygun. Bana sorarsanız. Bununla sufleler, böyle eritme tarzı şeyler çok güzel oluyor. Şimdi öncelikle bir kabımın içine suyumu koydum. Kaseme değmeyecek kadar üzerine bir kase koyuyorum. Daha sonra şöyle bakalım şimdi şöyle bir 4 kare ekleyeyim. Bunlar bir erisin. Eridikten sonra biliyorsunuz ortaya çıkıyor yetip yetmeyeceği durumu. Ondan sonra arkadaşlar şimdi size malzemeleri göstereyim. Neler eklemeyi düşünüyorum. Şunu da şöyle takayım arkadaşlar. Tekrar aydınlansın. Evet. Şimdi çilek çikarttım. Elim çikolata olmuş. Çilek çıkarttım. Hatta biraz dilimledim. Sonra gerisini sizinle devam edeyim dedim. Muz çıkarttım. Kivi çıkarttım. Çikolatamı katmak için krema çıkarttım. Burçak bisküvi değil de nedir bu? Torkun'un bir bisküvisi de. İçinde buğday bisküvisi sanırım aynen. Tam buğdaylı olması lazım aynen. Yulaflı değildi. Şöyle de süslerim var. Üstlerine de süs eklemek istiyorum.
Bu robota da biraz ceviz koydum. Bunları şimdi bir toz haline getireceğim. Belki fındık ve başka kuru yemişler falan da çıkartabilirim. Yine onları da ilerleyen zamanda gösteririm. Şimdi çikolatamız eriye dursun. Ben şunları bir doğrayayım arkadaşlar. Ondan sonra bakalım ne yapıyoruz, nasıl dizeceğim, nasıl edeceğim bilmiyorum. Tamamen uydurma aslında olacak. Evet arkadaşlar, ben şimdi çoğu hazırlığımı yaptım. Şöyle kapları kullanacağım. İlk başta onları bir göstermek istiyorum. Dondurma kabı diye geçiyor, biliyorsunuzdur bunu. Ve hindistan cevizi unutmuşum, onu da çıkarttım. Hindistan cevizi çok güzel oldu, çok seviyorum. Şimdi çikolatam da eridi. Onu da şöyle getireyim, göstereyim. Güzel, formu çok hoş oldu. Dediğim gibi bu çikolata gerçekten güzel eriyor. Güzel form alıyor. Eğer yakınınızda varsa file market, oradaki bu Haras marka, yani kendi filenin kendi ürünlerinden olan Haras markayı denemenizi tavsiye ederim. Şimdi hazır çikolatam daha sıcakken bir kremamı ekleyeyim. Şöyle bir miktar ekleyeceğim. Burada amaç hem çikolataya böyle daha bir hafiflik kazandırma. Bitter çikolata kullandık bir de. Daha bir hafiflik, daha bir yumuşak bir kıvam. Şimdi hamurumu kontrol ettim demin de. Birazdan da ona başlayacağız. Güzel kabarmış. Çok kabarmamış nedense ama güzel. Yine de belli bir seviyeye ulaşmış. Evet bakın. Daha böyle bir yoğun kıvam oluştu şimdi. Tam gözüküyor mu? Şöyle. Evet, daha bir yoğun kıvam oldu. Şimdilik bu kadar ekleyeceğim. Hepsini eklemeyeceğim. Şimdi uydurmasyon tatlımda bisküvimi şöyle hafiften ben kırdım. Şöyle bir taban oluşturuyorum hafiften. Sırma da arkadan bir şeyler söyleyip duruyor tabii ki. Evet anneciğim. Şimdi şöyle bir magnolia görüntüsü gibi diziyorum şuraya. Ne oldu anneciğim? Size biraz daha yakınlaştırıp göstermeye çalışayım. Şöyle yaparsam evet daha net gözükür. Şimdi babası gelmedi herhalde, herhalde ona şey yapıyor, sitem yapıyor. En son sıyırmak için spatulayı kullanacağım için onu da temizlemeyeceğim şimdi. Şimdi şuna bir ortasına ve zil çaldı. Ben bir kapıyı açayım arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam. Ne yapmıştık? Çikolatamızı döktük. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir kaşık ceviz döküyorum ben arkadaşlar. Bu kalsın. Bunu da bir katman daha kullanacağım ondan sonra. Bir saniye. Bir bisküvi daha yapıyorum. Hadi bay bay ya. Bay bay. Bu bisküvinin üstüne muz koyuyorum. Çıldırıyorlar kapıda. Hoş geldin hayatım. Şimdi bunu da kontağıyla kaplayalım. Tabii ki de siz bunu muhallebi de pişirebilirsiniz. İstediğinizi uygulayabilirsiniz. Ben sırf böyle bir çikolata krema istediğim için böyle yaptım. Şimdi bunun üstüne de şöyle hafiften döktük. Hindistan cevizimizi. Bu şekilde oluşturmuş oldum arkadaşlar. Diğerlerini de ben böyle yapacağım. Görüntüsünü size göstereyim. Klasik bir magnolia gibi duruyor. Yandan bakımı da güzel. Lezzetli olduğunu düşünüyorum. Zaten çikolata, çilek yani yakışmayacağı bir şey yoktur lezzet olarak. Şimdi ben diğerlerini de yapayım hızlı hızlı. Siz de hızlandırmış olarak izlersiniz.
Arkadaşlar tatlılarım bitti. Süslemeleri şu şekilde oldu. İkincisinde çoğunluğunu kivi kullanarak yaptım. Süslemelerimi beğendim gerçekten. Hoşuma gitti. Bunlara inci kullandım. Bunlara da kalp kullandım. Küçük şekerlemeler olarak. Şimdi hemen buraları topluyorum ve neye geçiyoruz? Pideye. Evet, geldik sıra pidemizi yapmaya. Şimdi açıyorum. Hamurum güzelce kabarmış. Ama açıkçası daha fazla kabarır diye bekliyordum. Şöyle göstereyim, biliyorsunuz bunun yani şu kadar bir kısmı hamurdu. Yine de iyi kabarmış diyebiliriz. Önce şöyle bir hafiften havasını alır gibi yapıyoruz ki bu oluşan gaz bize geldiği zaman sindirimimize sıkıntı yapıyor. Şöyle. Fıstık. Hadi babanın yanına geç. Babası geldi ve onun yanına gönderiyorum tabii ki de. Şimdi tezgahıma ben biraz un dökeceğim arkadaşlar. Şöyle. Şu anda tam net göremiyorsunuz ama. Şöyle. Unlanmış tezgahıma. Hamurumu alacağım. Hop, evet. Şimdi şöyle bir ekmek gibi şöyle biraz uzattım. Bunu 8 eşit parçaya böleceğim. Tarifte o şekilde diyor. Yani daha kolay hareket etmek adına. Önce ben ortadan ikiye bölüyorum tabii ki. Daha sonra bunu yine ikiye bölüyorum. Bunu da böyle ortadan bölüyorum. Şöyle 8 eşit bezemiz oluşmuş oluyor arkadaşlar. Tam göremediniz sanırım. Şöyle yapayım. Hamuru uzunlamasına yaydım. Ortadan kestim. Sonra diğer yarımı da ortadan kestim. Sonra onları da ortadan kestim. Böylelikle daha eşit parçalar elde etmiş oluyoruz. Sonra merdane yardımıyla arkadaşlar açacağız. Hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Çünkü artık acıkmaya başladık. Mam. Evet, mam diyerek geldiğine göre. Asertoş da acıkmış. Mam. Mama. 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 Şimdi arkadaşlar bunu koydum. Üzerine bir miktar un. Birazcık daha ekleyeyim hatta. Şöyle. Şimdi bakalım. Yani açma konusunda İyi değilmiş. Bak, yoğurma tamam. Her türlü yoğururum arkadaşlar. Ama açmada kendime güvenmem. İşte yani kendime göre yapıyorum. Ben de ince olarak yapmamız gerekiyor. Şöyle. Biraz sadece kenarlarını katacağız zaten. Karadeniz pidesi mesela eşim Karadenizli. Hatta annesi Samsunlu. Samsun'da pidesi biliyorsunuz meşhurdur. Onlar kapalı yapıyor mesela pideyi. O da çok lezzetli oluyor. O da mesela bol soğan da oluyor. Onun iç harcı biraz daha farklı oluyor. Kendine has bir lezzeti var onun da. Çok güzel. Yolunuz düşerse bir gün Samsun'da özellikle Bafra pidesi mükemmel oluyor. Ben şunu şöyle alayım ki ben geçebileyim. Bakın. Dediğim gibi. Tamam, neyse. Bak, devam ediyoruz. Ne oluyorsun? Hamur ne oluyorsun? Evet arkadaşlar, ince bir şekilde oldu. Yani zaten çok bir önemli bir şey değil. Neden önemli bir şey değil? Zaten bunları kıvıracağız. O yüzden çok siz de önemsemeyin. Bu şekilde ben şimdi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime alıyorum. Bu masumu. Yatırdım. Şimdi diğerlerini de açayım hemen hızlı hızlı. Daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi
Açtım, şöyle yaptım ve sadece 4 tanesini kullanmaya karar verdim. 2 tanesi şu an diğer tepside. Diğer hamurlarımı ben şöyle bezeler yapmıştım biliyorsunuz ama koydum, buzluğa atacağım. 2 çarpı da bize şu an yeter diye düşünüyorum. Çorbamız da var yetmezse. Bu şekilde. Şimdi bunların kenarlarını katlayalım şöyle. Kimisi böyle tamamen kapatabilirsiniz. Ben şöyle tıpkı dışarıda yapılanlar gibi birini bir tarafa atacağım, birini de bir tarafa atıp şöyle bir üçgen oluşturacağım. Şöyle, şöyle, bu da şöyle ve şöyle pişecek arkadaşlar. Pişme şeyini söyleyeyim. 230 derecede önceden ısıtılmış, iyi ısıtılmış fırında. Kenarları kızarana kadar ve kenarlarına yumurta sarısı sürmemizi istiyor tarifimiz. Ama ben niye kapattım, ne unuttum? Kaşar peynirini unuttum arkadaşlar. Hemen onu rendeleyip içine atıyorum. Tadam, pidelerim hazır. Şu şekilde şimdi fırına gidecekler. Kenarlarına yumurta sarısı sürdüm ve kenarları kızarana kadar pişecekmiş arkadaşlar. Yani belli bir süre yok açıkçası. Yine bir yarım saate bulur diye düşünüyorum. Ben bunlara biraz beyaz peynir de ekledim kaşar peyniri dışında. Diğerlerine de sadece kaşar peynir ekledim. Şimdi fırına göndereyim bunları. Çıkınca yine size göstereceğim. Evet arkadaşlar, pideler pişti. Yani bence mükemmel oldu. Güzel gözüküyorlar. Şöyle baktığımda çıtırlı falan. Güzel gözüküyor. Daha yeni çıkarttım. Çok sıcak. Ve hemen sıcak sıcakken şöyle tereyağı süreceğim yanlarına. İyice lezzetini katlayayım. Tabii bir Samsun pidesi değil tabii hayatım, değil Yani. mi? Tam benden ötürü Karadenizlik illaki bulaşmıştır. Elim değmese bile ama. Evet, hamur o. Bu sefer Semine'yle değmedi. Ama gerçekten arkadaşlar yolunuz düşerse mutlaka Samsun'da, hatta Semih'in eniştesi pide ustası. Onların yeri neredeydi hayatım? Biliyor musun? Atakum'daydı Atakum muydu? sanırım. Atakum'da zaten muhtemelen bir tane vardı. Ya da birkaç tane olsa bile tam merkezde onların yeri. Evet, Atatürk heykelinin Aynen, tam karşısında Atatürk heykelinin karşısında. İsmini Atakum bilmiyorum. şey tarafında. Şu an ilçeyi tam olarak bilmiyorum ama bu İlk adıma yakın değil mi? ilk adıma yakın olması lazım. Amazon kadınlarından sonra mı neydi? O tarafta bir Atatürk heykeli var. Amazon Kadınları Müzesi var. Onların olduğu tarafta da Atatürk heykeli var. Onun hemen karşısında. Ya Samsun pideydi ya da Terme pide mi neydi ismi tam hatırlayamıyorum. İsmini hatırlarsak hatta ablasına da sorabiliriz Semih'in. Şey yaparız yani, yazmaya çalışırım ben aşağıya size. Mutlaka yolunuz düşerse özellikle orada yemenizi tavsiye ederiz. Biz direkt yerinde yedik. Mükemmeldi yani, mükemmel. Yani her gün yesem bıkmam gerçekten. İç harcı vesaire çok güzel. Onlar kıymalı ve bol soğanlı yapıyorlar. Çok güzel gerçekten arkadaşlar. Bir de Trabzon'un Artvin'de yediğimiz, onlar böyle yuvarlak yapıyorlardı Evet. Artvin'dekiler. Şey gibi, pizza gibiydi yani görünüşte. Artvin'deydi. Evet, Artvin'deymiş. Hopa'da. Hopa'da. Hopa'daymış. O da çok güzeldi ama Samsun pidesinin yerini hiçbir şey tutmaz. Bu şekilde arkadaşlar tatlımızı hazırladık. Pidelerimizi hazırladık. Afiyet olsun deneyecekleri de şimdiden. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Zil işaretine basın ki videolardan anında haberdar olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.